Evet. Keşke böyle bütün bir gün Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayabilsek ama size hafta sonu yine çok önemli gelişmeler oldu. Size bir dolu haberim var. Önce Nazmi Oruçoğlu ile ilgili beklenen haberi vereceğim efendim. Nazmiye Oruçoğlu kayboluşunun 50. gününde biliyorsunuz ekip arkadaşlarımız Cendere yolunda bir kadın cesedine rastladılar. Bu kadın cesedi Cendere yolunda bir otomobilin bir midibüsün diyeyim bagajına öldürüldükten sonra yerleştirilmişti. Acaba o ceset Nazmi Oruçoğlu'na mı aitti? Oğlundan DNA testi örneği alındı ve DNA testi sonucu açıklandı. Şimdi size o bilgiyi vereceğim ama önce neler yaşamıştık bir hatırlayalım. Çevresinin Yasemin olarak tanıdığı gayrimenkul zengini iş kadını Nazmi Oruçoğlu'ndan 6 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu. Programımıza başvuran abla Altun Eduz'da ve abi Mustafa Oruçoğlu, Nazmi Hanım'ın hayatına giren 3 erkeğe dikkat çektiler. Parası var, pulu var, gayet güzel bir hanımefendi. Çoluğu var, çocuğu var. Hiç öyle hani ben bırakayım da bu paramı, pulumu, çoluğumu, çocuğumu gidecek gibi bir durumu yok. Eski kocalarıyla ortaklık yaptı. Sevgilisinin sebebini Zonguldak'ın ev aldığı söyleniyor. En başta halamın oğluyla evliydi, ilk evliliği Yüksel Yağcı'yla. Dövmeleri veya tehditleri de onun da oldu evlilik sırasında. Ayrılmak için 5 defa mahkemeye gitti geldi. İlk eş halasının oğlu. Bundan oğlu var bir tane. İkinci eş Atay Bey. Bundan da kızı var. Bir de erkek arkadaşı var. Yüksel Bey. Her üçüyle de para problemi var. Nazmi Hanım aynı zamanda akrabası olan ilk eşi Yüksel Yağcı'yla evliyken aldıkları evin mülkiyeti yüzünden yıllardır tartışmalar yaşıyordu. Biz Yasemin Hanım'la bir sözleşme yaptık aramızda. Son 5 senet kala Yasemin Hanım ayrı bir sözleşmeyle geldi bize. Avukata verdik. Yasemin Hanım da bunun üzerine evi tahliye edeceğim dedi. Tahliye günü ne gündü? Tahliye gününü erteledi. Ne zaman çıkın demişti size devlet? Bize son ilan gelmedi. Beyefendi diyor ki tahliye kararı bizim elimize ulaşmadı. Tahliye kararı varsa ulaşıp ulaşılmadığına bakılmaz. Aradığında da siz kendi aranızda uzlaşmışsınız. Ama ben hanımefendinin bu konuda açıkçası uzlaşacağına inanmıyorum. Çünkü uzlaşacak olsa sizi aramaz. Yüksel Yağcı'nın çelişkili sözleri üzerine Müge Anlı, Yağcı'ya ısrarla Nazmi Oruçoğlu'nu ne zaman gördüğünü sordu. Siz eski eşinizle ne zaman görüştünüz beyefendi? Biri mi diyeyim, üçü mü diyeyim, oğlumu aradı bir akşam. Ne dedi size? Hani evle ilgili kalın mı dedi, çıkın mı dedi? Ya Yüksel artık ben bıktım. Bu ev işini ne yapacak? Bu parayı nasıl olsa sen ödeyeceksin. Gel şurada anlaşalım. Gideceğim buralardan zaten dedi. Bu evin üzerine 150 bin liralık dedi. Şerh koyduracağım. Bunun üzerine dedim ki böyle bir şey olmaz. Ben aslında evi oğlumun üzerine almaya çalışıyorum. Yani bir problem var. Devam ediyordu aranızda. Bu kadar evet. Bakın bu kadar. O benim canım ciğerim. Konuşsam mı konuşmasam mı? Yani. Telefonlarının araştırılmasını istiyorum. Herkes burada kendini ifade edebilen etsin. Edemeyen yansın. Nazmi Oruçoğlu'nun ikinci eşi ve kızının babası Atay Bey de evlilik sırasında şiddet gördüğü iddia edildi. Biz onunla komşuyduk. Atay Bey onu defalarca dövdü, şiddet uyguladı. Boğazını sıkmıştı bir gece. Boğazını gözleri kan içinde bana geldi Yasemin. Sizin de eşinizi öldüresiye dövdüğünüzü iddia etti. Tamam doğru söylüyorum. Siz niye dövüyordunuz peki? İşte bu para olayları yüzünden. Atay Bey şikayetinde ilk eşinin dövdüğünü anlatıyor. Nazmi Hanım'ın kayıp olduğunu ortaya çıkartan da Atay Bey'di. Diyor ki hatta boşandığım eşim olan Nazmi Oruçoğlu 20 günü aşkın kayıp olup kendisinden haber alamamaktayız. Benden önceki eşiyle mahkemelik Nazmi Oruçoğlu'nun hayatından endişe etmekteyim. 45 yaşındaki iş kadını Nazmi Hanım Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı Yüksel Bey'le evlenmek istiyordu. İlişkileri de bu nedenle bozulmuştu. Böyle hanımefendinin gitmesi yani bir yere hayır, mi gitti? Hayır hiç sebep yok. 30'unda beni aradığında eşiyle Yüksel'le olan evini tahliye kararı aldırmıştı. Bir önceki tahliye kararında zaten eşi Bakırköy'de kafasını gözünü kırmıştı. Benim endişem oydu. Başka bir endişem yok hiç. O zaman yok. Siz de ikinci eş Atay Bey gibi düşünüyorsunuz. Yani ilk eşiyle bu evden yaşadığı problemlerden dolayı başına bir iş gelmiş olabilir diye düşünüyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum aslında. Nazmi Oruçoğlu'nun PTT'den aldığı babasından kalan maaşı var. Ona baktırdık. Ağustos maaşını almış ama Eylül maaşını almamış. Evet. Yani ayın 20'sinde maaş alması gerekiyor. 20 Eylül'deki maaşı duruyor. Kadın yok ortada. Yok. Hayatım yok ya, yani. Bu kadının başına birisi bir şey getirdi de dur bakalım hangisi. Nazmi Hanım'ın nasıl kaybolduğu ve en son kimlerle görüştüğü bir türlü öğrenilemezken ekiplerimiz Nazmi Hanım'ın kiracılarıyla emlakçısını araştırmaya başladı. Yasemin Hanım siz
Nereye gidiyorsunuz? Müşteri yanımda, beklesin, dairede bakabiliriz. Ya ben bahçeli evlere gidiyorum. Bir arada sordum. Her zaman dedi, gidip geliyorum. 6 Eylül günü emlakçının evi göstermek için Oruçoğlu'nu aradığı, Oruçoğlu'nun da bugün saat 4'te davam var, gelemem dediği öğrenildi. Nazmi Hanım'ın telefonunun son olarak 6 Eylül'de Çağlayan Adliyesi yakınlarından sinyal verdiğini öğrendik. En son WhatsApp'a girme tarihi 6 Eylül. Bu da gayri resmi bir bilgidir. Ama size şöyle söyleyeyim. 6 Eylül'de bu kadıncağızın telefon sinyalinin kesildiği yer Çağlayan Adliyesi'nin civarı. Emlakçı diyor ki ben onu aradım 6 Eylül'de. Benim duruşmam var dedi. Hanımefendi, kendi tahminimi söylüyorum. Kiminle davası varsa Çağlayan Adliyesi'ne doğru gidiyor. Çağlayan Adliyesi'nin civarında demek ki o kişi ya da kişilerce karşılaşıyor ki bir daha kendisi... Orada ne oluyorsa şimdi, oluyor o evet, zaman. Şimdi bu Çağlayan Adliyesi'nden şöyle aşağıya doğru bir yokuş iner. Şu yokuştan indiğiniz zaman işte burası Cendere denilen yerdir yani. Daha sonra bu hanımefendinin telefonu Cendere yolunda da bir sinyal veriyor. İşte o Cendere yolunda da ne var? Kimliği belirsiz bir kadın cesedi. Araştırmalarımızı Çağlayan ve çevresinde yoğunlaştırırken Nazmi Hanım'ın kaybolmasından tam 40 gün sonra ekibimiz Cendere yolunda hurda bir otobüs içinde bir kadın cesedi bulunduğu haberini aldı ve hemen olay yerine ulaştı. Bu arazi 13 Eylül günü son derece hareketlendi. Bu bölgede hurdacılık yapan Ziya isimli birisi çok önemli bilgiler verdi. Gelen polisler şu otobüse doğru yöneldi. Bu otobüsün arkasında aslında yine bir panel daha var. Ancak polis onu sökmüş. Çünkü burada gelen polis tüyler ürperten bir manzara ile karşılaşmış. Bir kadın cesedi bu görmüş olduğunuz bagajda bulunmuş. İlk yapılan incelemede o kadına ait ne bir saç, ne bir göz, ne bir ten rengi belirlenebilmiş. Kimliği belirlenemeyen ceset Nazmi Hanım'a mı ait? Nazmi Hanım'ın kaybolduğu 6 Eylül'den sadece 7 gün sonra çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle bulunan cesetle ilgili bir görgü tanığı çok önemli bir ayrıntıdan söz etti. Ya bir de ayın 6'sında yani Nazmi Hanım'ın kaybolduğu gün buraya gelen beyaz bir araç görenler varmış. Bu olaydan tam bir hafta önce 6 Eylül günü yani Perşembe günü Nazmi Hanım'ın kaybolduğu o gün bu minibüsün hemen yanında tam bu bölgede ikinci bir beyaz minibüs görülmüş. O görgü tanığı gelmiş. Demiş ki burada ne arıyorsunuz? Demiş ki arabamın lastikleri kirlendi. Buraya çektim. Arabamın lastiklerini temizliyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada zemin çamurlu zaten. Bir arabanın lastiğini temizlemek için herhalde seçilebilecek evet. En yanlış nokta. Burada bagajda ya ceset. Öteki adam da önden değil. Yani geri geri bagajını ona sıfır yanaştırmış. O yüzden görgü şahidi de şüpheleniyor. Yani cesedi de oradan taşıdığını düşünüyor o görgü şahidi. Üstelik bunun ayın 6'sında olduğunu söylüyor. Bozulmalar yüzünden kimliği tespit edilemeyen cesedin teşhisi için Nazmi Hanım'ın ablası Hatun'a ile abi Mustafa Adli Tıp Kurumu'na gittiler. Tek bir fotoğraf vardı, üstü kapalıydı, başı yüzün koyduruyordu. Saçları siyahtı, sadece başını ve saçlarını gösterdi, arkadan gösterdiler. Yani bir yüzünü görmedik çünkü tanımayacak durumdayım zaten. Görmedin inşallah o değildir yani. Programımızdaki bu gelişmeleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı kayıp şahıslar büro amirliği harekete geçti. Adli Tıp Kurumu Nazmi Hanım'ın oğlu Serhat'tan DNA testi için kan örneği aldı. Biz bir telefon aldık. 6 Eylül günü beyaz minibüsünü Yüksel'e verdiğini hatırladığı için bizi aradı. Biz hemen koşturduk, beyefendinin yanına gittik. Programımızı arayan Nazmi Hanım'ın ilk eşi Yüksel Bey'in akrabası 6 Eylül'de Nazmi Hanım ve Yüksel Bey ile Çağlayan'da buluştuklarını söyledi. Çağlayan'da kerestecim var, rendecilerde bir kerestecim var. O da geldi benimle. Yasemin Hanım'la görüşeceğim dedi bana. Yasemin Hanım'la görüşmek için mi geldiğini söyledi? Onunla görüşeceğim dedi bana. Orada meydanda buluşacağız dedi. Üstelik de sahibi olduğu beyaz minibüsü o gün Yüksel Bey'e emanet olarak verdiğini itiraf etti. Sen de arabayı ileride bir yere bekledim. Ben boş bir yere çek dedim arabayı. Ben kerestecimle işimi hallettim. Onlar ben geldim de arabanın başında bekliyorlar. İkisini birlikte mi gördün? Evet, ikisi beraberdi. Noterlik çeziyorlar falan da, noterlik çeziyorlardı. Davam gerçekmesin diye onun için öyle bir şey diyordu ama tam detayını bilmiyorum yani. Yani üçünüz 6 Eylül günü o minibüsün içindeydiniz. Evet. Ekibimiz Yüksel Bey'in akrabası olan sürpriz tanıkla Gayrettepe'de bulunan İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne doğru yola çıktı. Çünkü minibüs önemli ipuçlarını barındırıyor olabilirdi.
saatte İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nün önündeyiz. Olay yeri inceleme ekipleri gelecek ve o minibüste bir iz arayacak. Nazmi Hanım'ın telefonunun 6 Eylül'de sadece Çağlayan'dan değil, Cendere Yolu bölgesinden de sinyal vermesi, kimliği tespit edilemeyen kadın cesedinin Nazmi Oruçoğlu'na ait olabileceği ihtimalini güçlendirdi. İlkeş, Yüksel ve oğlu Serhat 1 ya da 3 Eylül'de telefonla görüştüm demişti yaptığı röportajda hatırlarsanız. Bizim bahsettiğimiz 6 Eylül, yan yana geldiler mi? Evet, yan yana geldiler çünkü plaka takip sisteminde biliyorsunuz araçların fotoğrafları çekiliyor. Evet, aynı aracın içinde yan yanalar şüpheye hiç mahal bırakmayacak şekilde Yüksel Bey 6 Eylül günü, yani Nazmi Hanım'ın kaybolduğu gün eski karısının aracını almış. 6 Eylül günü beraber binmişler. Mahmut Bey gişelerinden de geçmişler. Kayıtlarda tamam yani var. Çıksın gelsin açıklasın. Yüksel lütfen gel artık. Kendini ifade et. İnanamıyorum. Ortaya çıkan ipuçlarının işaret ettiği Yüksel Bey, Kastamonu'daki köyünden sorularımızı yanıtladı ve iddiaları kabul etmedi. Mahmut Bey gişelerden geçmiş mi geçmemiş mi? Hayır, hayır, hayır. Büyükçekmece adliyesine de gitmedik. Bunu şimdi emniyet de dinledi, gişelerden geçilmedi. Biz de duymuş olduk. Biz o gün konuştuk, bir anlaşma yapacaktık. Dedi ki, Yüksel bu saatten sonra yetişmez. Benim bir işim var dedi. Tamam Yasemin dedim. Yasemin Hanım indi, ben malzeme bakmaya gittim. İki gibi cenaze vardı orada. Ne zaman anlaşmışlar Çağlayan'a geleceği konusunda? Bana niye Çağlayan desin? O üçü beşi dediğim günler var ya, o günler içinde gelişen olaylar bunlar. Ama üçü beşini anlattınız ama altısına hiç gelmediniz. Ha, hafıza kaybı yaşamıyorum ya. Ya böyle bir şeyin üzerinde durmadı bile. Bu Yasemin Hanım'ın emlakçıyla yaptığı WhatsApp görüşmesi. 16 Eylül 56'da da Yasemin Hanım telefonun kapalı, lütfen arar mısın diye mesaj atmış. 4'ten itibaren bu kadıncağızın telefonu kapalı. Yani başına bir iş geliyor. Son aslında elimizdeki bilgi bu Yasemin Hanım'la ilgili. 6 Eylül'de Nazmi Hanım'ı Çağlayan yakınlarında bıraktığını iddia eden Yüksel Bey, Nazmi Hanım'ın kendisine başka bir işi olduğundan söz ettiğini ileri sürdü. Telefonuna baktı, benim bir işim var dedi. Ve indi gitti. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Adli Tıp Kurumu'na çevrildi. Sonunda Cendere Yolu'nda bulunan kadın cesedine ait DNA raporunun sonuçları açıklandı. Evet efendim, merakla bekliyorduk o DNA raporunun sonucunu. Acaba Cendere Yolu'nda otobüsün bagajına öldürülerek ölüme iyice terk edilen, bulunmaması için şu otobüsün bagajına konulan kadın cesedi bizim aradığımız Nazmi Oruçoğlu'na mı ait? Beklenen DNA raporu açıklandı. Ne yazık ki o kadın Nazmiye Oruçoğlu. Aa, bu çok şaşırtan bir şey yani. Evet, aslında çok beklenmedik bir şeydi. Çünkü cesedin üzerindeki bozulmalar daha uzun bir süre orada bulunduğuna işaret ediyordu ilk bakışta. Ama ne yazık ki işte hani kapalı kalması, havanın sıcaklığı vesaire tabii çok etkiliyor. Çok sıcak bir ortamdaydı cesedin, muhtemelen. Durumunu, bozulmayı çok etkileyen bir durum. O kadın Nazmiye Oruçoğlu, 50 gündür aradığımız Nazmi Oruçoğlu kaybolduğu gün, bunu açık açık söyleyebiliriz, kaybolduğu gün öldürülerek Cendere Yolu'nda o hurdaya çıkartılan, hurda olarak satışa sunulan otobüsün bagajına konulmuş öldürüldükten sonra.